Almanya Başbakanı Olaf Scholz ülkesinde artık nükleer enerjinin kullanılmayacağını açıkladı. Bizim için nükleer enerji bitmiştir diyor Başbakan. Almanya'nın yenilenebilir enerjiye yöneldiğini de söyledi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz uzun süredir devam eden nükleer tesis tartışmalarına noktayı koydu. Almanya'da nükleer enerjinin artık kullanılmayacağını duyurdu. Russland hat es in der Hand diesen Krieg. Scholz, koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti'nin kapatılan nükleer santrallerde söküm işlemlerinin durdurulması talebini reddetti. Alman medyasına konuşan Scholz, kararının nedenini nükleer enerji bitmiştir. Almanya'da artık kullanılmayacak sözleriyle açıkladı. Scholz, Almanya'daki nükleer enerji kullanımının sona ermesiyle santrallerin kapatılması işlemine de başlandı belirtti. Yeni nükleer santral inşa etmek isteyenlerin 15 yıla ve santral başına 15-20 milyar euro kaynağı ihtiyacı olduğunu kaydetti. Almanya'nın yenilenebilir enerjiye yöneldiğini kaydeden Scholz, bu şekilde 2030'a kadar ülkenin enerji ihtiyacının %80'ini karşılamayı hedeflediklerini söyledi. Scholz, ilerleyen yıllarda ise enerji ihtiyacının tamamını yenilenebilir enerjiyle gidermeyi amaçladıklarını belirtti. Geçtiğimiz Nisan ayında son 3 nükleer santralin de faaliyetlerini durduran Almanya, 62 yıl sonra nükleer enerjiye veda etmişti. Çevreciler karardan memnun olsa da siyasette tartışmalar sürüyor.